Selamlar dostlarım. Hepiniz Lost Island serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizleri Titan'la selamlıyorum arkadaşlar. Bu Titan mevzusunu diğer bölümleri izleyen arkadaşlar bilir. Bu bölümde ne yapıyoruz? Evet, bu bölümde artık ufaktan böyle yavaş yavaş boss hazırlıklarımızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yani İlk hazırlığımız Yuttiranus olacak. Yuti biliyorsunuz hayvanlara buff veriyor. Belki bunu şeyde kullanamam. Yani şu an emin değilim. Kullanabilirim, kullanamam diye bir garanti veremiyorum ama boss'un içerisindeyken onlara gaz vermek için kullanabilir miyim diye düşündüm. Kullanabilirim aslında. Hani benim bütün hayvanları Rex'lerin hepsini saldır komutu verirsem, Yuti'ye binersem olur gibi. Hani ondan tam emin olamadım. Şu an düşündüm. Ama yine de alacağım. Yuti güzel de bir hayvan zaten biliyorsunuz. Şöyle karlı dağları aşınlamaya başlayalım. Dart'ım da var ya. Dart yaptım baya. Hah. Şunu alalım. Dart daha etkili. Evet. Bakalım Yuti kardeş buralarda gezer mi tozar mı, hep beraber bir inceleme başlatalım şöyle. Alo. Managarmır var, Amarga var, Karbay kuşu var. Geçelim abi. Ulan sizi arasam bulamam biliyorsunuz değil mi? Siz var ya çok değişik hayvanlarsınız ha. Arasam ben bunları bulamam. Aramayınca hemen karşıma çıkıyorlar. Şuradaki gölet çok hoşuma gidiyor ya. Dönüp dolaşıp hep buraya çıkıyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Şöyle gidelim abi. Karlı da bayağı uzanıyor bildiğiniz üzere. O yüzden biz de böyle aramaya devam. Yuti'nin neyini yapmadık ya. Neyse. Onu dönünce yaparız artık. Buralarda hiç Yuti'ye bırak Yuti şey yok. Yırtıcı yok. Onu tam anlayamadım. Biri geldi temizledi mi? Ne oldu ya? Abi amargalar temizliyor ya. Bak ben bundan eminim. Arkadaşlar amargalar çok gereksiz agresif hayvanlar bu arada. Neden bu kadar agresifler bilmiyorum ama etraflarında uçan her şeye saldırıyor adamlar ya. Ne görseler saldırıyorlar. Şuna bak hiçbir şey yok. Rex var ha. İyi. Rex 145. Mecbur birini böyle bir şey alacağız. Ama şimdi değil biliyorsunuz. Alacağımız Rex'in leveli 480'di galiba arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam 480 level Rex'i nereden buldu? Alpha T-Rex kestiğimiz videoyu tekrar açın. O videoda o Rex'i kestikten sonra hemen onun yerine spawn olan bir Rex var. O da 480 level. Yani bizim öyle kodla modla herhangi bir şekilde aldığımız bir şey değil yani. Bayağı bildiğin hayvan 480 level doğdu. Videonun ortasında doğdu. Onu gideceğiz alacağız. O bizim için bir nasıl diyeyim şey oldu ya. Sürpriz oldu. İyi oldu. İki tane Yuti gördük bu arada ben sizinle sohbet ederken. Onlar levelleri düşüktü. Almış yani şöyle bir ne bileyim 100'ün üstünde olması bizim için daha bir iyi olmaz mı sizce? O yüzden biraz 100 üstü arıyorum abi. Buraya yine geldik. Bura bizim mekan. Neyse. Aha. Dur lan. Sen kaç demesin? 60 mı? Yakışmadı. İki tane mi var burada? Ha 145. İkinciyi görmedim. Şimdi evvela tabi burada yapmamız gereken şey burayı temizlemek olacak ama ben şu temizliğe başlamadan önce bir atış yapıp dikkatleri üstüme çekmek istiyorum. Zaten atışa gerek kalmadı. Dikkatleri üstüme çektim. Tamam abi siz büyüksünüz abi. Özür dilerim abi. Oğlum bak beni kızdırmayın ha. Yuti'nin kendi başına bir hasarı pek yok. Etrafındaki hayvanları korkutması ve bufflamasıyla yani güçlendirmesiyle ünlüdür. O yüzden bu videoda Yuti'yi kullanacağız ama öyle çok büyük bir hasar beklentiniz olmasın. Bak hayvana bayağı da vurmuşlar, canı azalmış. Karnolar dövüyor lan Yuti'yi. Oğlum sen karnoların ağabeyi değil miydin? Ne oldu lan orada? Ben mevzu... Bak dövüyor abi. Karnoya vuruyor hayvan.
Karno vuruyor pardon Beauty'ye. Benziyor, hala anlamadım. Haydi nasıl ıskaladım ya? Yani ıskalamadım işte, oyunun güzel hataları var. Aha bunu da ıskaladım. Suratına vurayım, bana bakıyor ya. Allah. 14K torpor var. Çok iyi. Dert değil. Bizim için hiç sorun değil abi. Cutie aldıktan sonra kullanırız ama yani büyük bir hasar potansiyeli yok. O yüzden Yuti'nin yanına bir tane mesela yırtıcı bir hayvan alalım. Buff'ını görelim bence. Öyle daha mantıklı olur Yuti'yi değerlendirmek diye düşünüyorum. Hadi. Sen nasıl çıktın la buraya? Oğlum sen aklını alırım ha. Sen kimsin lan? Tamam oğlum sen dur, sen çıkma buraya, tamam mı? Oğlum yapma bak. Şş, tavuk. Büyük tavuksun sen. Ya bağırıyorsun da ejder etkilenmiyor ki agam ya. Bu ejderha yani. Böyle ufak tefek şeylerden etkilenen bir hayvan olsaydı ejder olmazdı. Gel bakayım. Sen şuraya gel gel. Atla bakayım şuraya. Hop. Dur orada. Orada dur. Aferin oğluma. Ejderi de etkilemeye başladı da öyle çok değil. Bağır bağır. Ejder bir de kalkıp korkup gidiyormuş. Gider mi gider vallahi belli mi? Bu arada başka bir Yuti bağırması daha duydum. Çok uzaklardan geldi bir, o ses. Şş. Aa aşağıdaymış. Uzaklarda değilmiş. 20 level lan. Evet. Yadigar'la ben. Şimdi. Bu Yadigar'a fokuslu şu an. Aa bana geldi. Lan Titan'ı kırma dur. Aa. Şimdi yanında tabi kankisi yok ya. Kendi başına saldırmaya başladı. Kaçmaya başlayacak şimdi. Bu darttan sonra kaçar. Derken yine yanılmadık. Yine bir vurdum yalnız. Sırtına bir attım ha. Gördünüz mü? Taydon maydon peşime düşecek de. Şunu bayılayım. Ben ondan sonra onlarla ilgileneceğim. Dur abi. Dur be abi. Bu da bir Spider-Man atışıydı ama olmadı. Spider-Man miydi bu? Neydi? Superman. Ya ben pek şeylerle aram yok, bilmiyorum. Koşayım yetişemeyeceğim. Sağa gider diyorum, sola gidiyor. Sola gider diyorum, sağa gidiyor ya. Oğlum sen benimle oyun mu oynuyorsun lan? He? Bak bakayım benim yüzüme. He? Bak. Ben burada oyun mu oynuyorum he? Gel buraya, gel gel. Terbiyesiz hayvan seni. Oo, kurtlar nasıl oluyor ama? Ben şimdi ya diğer alayım da geliyorum. Bak aklınızı alacağım, aklınızı. Bekleyin oğlum. Bak kurtları unuttuk. Bakayım. Gelin gelin. Gelin bak burada ne var? Ejderham sizi bekliyor. Gelin gelin. Aslanlar. Zannediyorsunuz ki biz tek geziyoruz. Oğlum siz kurtsanız biz de eski kurtlardanız. Kulağı kesik kurtlardanız biz. Eti de ye karakter, sen de bir sus ya. Karnı öldürelim, lezzetli alalım karnı üzerinden. Dur ejder. Dur oğlum. Yadigar gözünü sevdiğim. Bir kadar hasarımız var, bayağı iyi ya. Hani o bana uluyan hangi dizide ya, sen miydin? Ne oldu ya? Arkadaşlar öyle her gördüğünüze ulumayın, tamam mı? Zannetmeyin ki her gördüğünüzü yiyebileceksiniz. Kurttan büyük kurt avcısı var. Öyle değil mi? Hadi Yuti. Bak bak nasıl oluyor yine bak. Gel gel. Bana mı saldırıyorsun? Ejder'e saldırıyorsun öyle mi? Sen yürek mi yedin oğlum? Gel şöyle gel kenara gel gel. Gel kenara gel gel. Ha indim gel. Hadi indim gel. Bak nasıl geliyor bak 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 bak. Gel gel. Al sana bir ısırık. Al al. Yuti ağam. Nasılsın? İyisindir inşallah. Hiç kalkacak gibi durmuyorsun da o yüzden bir sorayım dedim.
Şimdi bir tanesini yiyecek 50'de. Daha sonrasında bir tane daha yiyecek de. Bunun yeri neresi? 32-46. Biz bence gidelim. Yerini yapıp gelelim abi. Vay ben çünkü kalkmayacak belli. 32-46'ya geri geliriz. Base'e yakınız zaten. O yüzden daha base'e dönüp eğerle uğraşmak istemedim. Oo, her yerde managarmır var. 100 level. Lan lan lan. Dur abi dur. Şurada bir dur. Dur abi. Şurada hemen Mywing'e geçelim. Çünkü hızlı gitmem lazım. Gelirken ejderle geliriz. Mywing sen harika bir detaysın ya. Böyle bir şey yok. Hayvanın gidişi var ya efsane. Ağaçlara çarpıyorsunuz ya. Hız kesmiyor yani öyle çarpıp geçiyor mu? Aferin lan. En sevdiğim hayvanlardan biri oldu valla. Abo, base ıskaladık. Bir daha deniyoruz. Hayır, anlam. Hayır. Hayır dur ıskalama. Bu sefer çık ne olur. Sakin ol. İşte bu. Aynen. Aynen böyle. Ya hayır ya. Lan hayvanı bir eğerini alalım dedik. Hayvan kalkacak kendi şeyini. Aa! Evet, daha zorlamayacağım. Yürü git hadi. Böyle tırmanma konusunda büyük sıkıntıları var bu arkadaşın işte. Şimdi Beauty Runlus eğerini öğrendik mi? Evvela ona bakalım. Büyük ihtimalle öğrenmedik. Aynen. Hemen Beauty Runlus'u yapıyorum abi. Ha, malzemeler de varmış. İnci istiyormuş. Vay. Yuti, hayırdır kardeş? Yanımıza bir tane de böyle tayliko tarzında bir hayvan alalım. Bakalım bunun içinde var mı? Bunda yırtıcı bir şey yok. Öyle ejder mejder değil. Yerde koşacak. Biz onu buff vereceğiz sürekli. Zaten base'de Ravager olabilir. Cave Wolf diye geçiyormuş hava yerler görüyor musunuz? Mağara kurdu diye geçiyor. İlginç. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Hiç de kurda benzemiyorlar yani. Çok garip hayvanlar. Kulaklar. Lan koordinatı unuttum. Kaçtı? Vallahi unuttum. Buluruz ya. Koordinatı unutmak ne abi? Neyse. Devam. Unutmamış gibi davranıyorum. Arkadaşlar yani öyle işte. Aldık hayvan. Şimdi biz gidince o kalkmış olacak falan. O yüzden pek sıkıntı yok. Yani bu hayvanlara ilgi verdiğimizde bunların hareket hızının artması gerekiyorken neden artmaması? Neden artmaması diye de yanlış bir cümleyle devam etmem. Artmıyor yani artması gerekiyor artmıyor. Daha doğrusu böyle. Neden artmıyor onu anlayamadım. Ne taraftaydık biz ya? Şu tepeden base'e zıpladığımı varsayarsam ya da şu tepeden benim Yuti burada abi. Bak. Ya işte harita bilgisi. Başka bir şey yok. Öyle hani koordinatmış. Geçin abi bu işleri. Harita bilgisi olacak. Şimdi. Ama gelimizde alıyoruz abi. Tabii biz ilk önce böyle hasar falan kontrol yaparız ama dediğim gibi bu hayvanın özelliği bufflaması abi. Bu hayvan var, buff varsa oto cesaret kapalı diyor. Bunu açtığında otomatik cesaretlendirme yapıyor. Hadi bakayım uşak. Şimdi evvela ben bir dalayım buna. 200 vuruyoruz. Hasarı iyi aslında da arkadaşlar şöyle bir sıkıntısı var. Animasyonlar çok yavaş fark ettiniz mi? Korkutma bastım. Bunu etkilemiyor galiba. Ulan buff veriyorum. Bakayım hasarlar arttı mı? Bu hayvanların üstüne niye bar çıkmıyor? Şey oldu diye. Güçlendirildi diye. Allah Allah. Oğlum siz güçlendiniz mi şimdi anlamadım. Sağ klik mi C miydi dur.
Allah Allah. Admin mod değil ya, şu tüfeği bırak elinde. Şu an hem bir dakika şeyi bir bulalım. Korkutma hangisiydi, unuttum onu. Hemen bir bulalım, şu koyunu korkutayım. Ha bu korkutma, tamam. Koyun korktu, kaçıyor. C buff veriyor. Zaten hayvanlarda buff vardı. Şu an ben abi çok saçma. Ha buff, ha ha. Şimdi oldu ya. Bak üstüne çıkıyor böyle yuvarlak. Şimdi arkadaşlar. Bu hayvanlar bufflı. Bufflarının bitmesini bir bekleyelim. Bundan sonra saldırı emri vereceğim. Buff'la buff'sız arasındaki bir hasarı görelim yani. Agam dalmayın bakayım şunu. 53 mi vuruyor? Kaç vuruyor? 108 biri vuruyor. 69 biri vuruyor. Bakıyoruz. 108 136'ya çıktı 108 olan. 69'da 87'ye çıktı. Yani aşağı yukarı yanlış hesaplamadıysam kaç oluyor abi? %20'lik bir hasar artışı geliyor. Tabii bu sadece hasar değil ya, genel anlamda bir artış. Ne, ben şu an mouse'u niye kullanıyorum? Lan ben donmuşum. Evet. Salın beni lan. Uşak ne yapıyorsunuz lan? Gelin gelin. Mamutlara var. Mamutun rengi çok iyi ya. Adam mutasyon doğmuş doğaya. Aynen. Verdiğimiz bufflar bu şekilde. Yani düşünün, bir rex, bizim rex'imiz aşağı yukarı 1.5k vuruyorsa %20'sini tekrar alıp 1.900 civarında vurmaya başlayacak. Yani gayet iyi bir şey olabilir. Buff olabilir. Biz kendimize de buff verdik bu arada. 208 kendi bufflı halimiz. Buff gidici büyük ihtimalle 160'a falan düşecek. Gelin abi. Dediğim gibi Yuti biraz daha böyle buff vermeyle ünlü olan bir arkadaşımız. Kendi hasarından pek söz ettiremese de. Bu arada Daidon da alacağız. Daidon'u da artık ne zaman alırız bilemiyorum. Daidon'u aldık mı ya da? Vallahi o kadar şey aldık ki artık karıştırmaya bile başlamışım, görüyorsunuz yani. Bunu al. Aa, araba yerin biri ölüyor. Harbi mi? Nasıl ya? O kadar güçsüz müydün sen? Baksana. Hayvanın canına bak. Gidiyor hayvan. 99 can. Neyse, öldürtmeyelim. Alalım kozuya. Onlar görevlerini yerine getirdi değil mi? O ne lan? Rengi ne kadar güzel ya. Lan oğlum bak, rengi güzel güzel değil mi? Kafayı alırım ha üstüne. Kelleyi alırım ha. İnan aşağıya. Bağırttırma lan beni. Ütiler çok iyi ya. Buffları gerçekten inanılmaz ya. Çok severiz ütileri. Çirkin hayvanlar ama. Allah var. Çirkinliklerine diyecek hiçbir lafım yok. Büyük de hayvanlar bu arada. Hani boyut olarak çok büyük hayvanlar. Şöyle bir bakalım. Vay 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 vay, nasıl bağırıyor. Bir de sağ klik at. Gayet iyi. Evet. Ultimizi de aldık. Artık dediğim gibi arkadaşlar, ufak ufak yavaş yavaş boss hazırlıklarını yapmaya başlıyoruz. Tabi oyundan keyif almayı da ihmal etmiyoruz. Aynı zamanda bizim geçen bölümlerdeki, ya da geçen bölümdü tam kendisiydi galiba, kompide yaptığımız bir deney gibi. Anam anam anam, nasıl gitti canım? Dur lan, ölür müyüz de. Nerede kalmıştım? Hayvan düşünce ölüyordu, vallahi korktum ya. Kompideki gibi böyle bizim eğlenebileceğimiz, deneyebileceğimiz şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Onların yanında da böyle boss hazırlıklarını ufak ufak yapmaya başlayalım istedim ya. Böyle Rex'tir, Lutidir, Spino'dur, artık büyük hayvanlara da geçelim yani. Sadece küçük hayvanlarla ilgilenmekle seriyi bitiremeyiz malumunuz. Miving'i de çıkartalım. Artık Baze'in yolunu tutabiliriz. Hem buff'ını göstermiş olduk, hem de kendi gücünü göstermiş olduk. Zaten
Bizim Yuti'den bir hasar beklentimiz yok savaşlarda. O buff'ını versin yeterli olur. Evet arkadaşlar, bu bölümü de burada tamamlıyoruz. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım. Şuraya koyayım ama ya. Bu sefer yapar. Bu sefer yapar. Ya işte bu be.